Selamünaleyküm kardeşlerim, merhaba. Bugün bir kitap eleştirisi yapacağım inşallah. Bu arada inşallah ileride farklı alanlarda farklı kitap eleştirilerim de olacak inşallah. Bugünkü konum Mesnevi Şerif, Celaleddin Rumi'nin bir kitabı, kalın bir kitap. Mesnevi Şerif, yani şerefli Mesnevi. Gerçekten Mesnevi şerefli mi? Buna bakacağız. Konuya girmeden önce Hristiyan evliyalarını biraz tanıtmak istiyorum. Aziz Paul, Patrick, Francis, Mary, Thomas, Joseph ve Nicholas. Aziz listeleme konusunda Hristiyanlar oldukça profesyoneller, Katolikler özellikle. İnternet sitesinde ben linkini verdim. Orada A'dan Z'ye tüm evliyalarını tanıtıyorlar bu adamlar. Ne yaptıklarını, ne ettiklerini. Bu listelere çoğunlukla ekleme yapıyorlar. Geçmişte kıymeti bilinmemiş evliyaları varmış. Ara sıra ona ekliyorlar. Ara sıra da muhtemelen çıkarıyorlardır. Bu evliya değilmiş deyip çıkartıyorlar içinden. Gelelim bizim evliyamıza. Celaleddin Rumi gerçekte bir evliya mı? Öncelikle şunu demek istiyorum. Yani bir insanın evliya olup olmadığı bilinebilir mi? Yani bugün Aziz Paul bize göre bir sahtekar olabilir. Bize göre ne olduğu belli değil. Allah'ın katında sevdiği bir kul mu değil mi bilmiyoruz. Celaleddin Rumi'nin evliya olup olmadığını bilebilir miyiz? Yani bunu da bilemeyiz. Şimdi Kur'an bize şunu öğretiyor. De ki ben kendime ne olacağını bilmiyorum. Elçinin kendisi bunu söylüyor. Diğer bir elçi, yargı günü Allah bağışlayacağını umuyorum diyor. Beni bağışlayacağını umuyorum İbrahim peygamber. Kur'an bakıyorsunuz böyle, yani gayet mütevazi açıklamalar yaptırtıyor veya yapılan açıklamaları bize anlatıyor elçilerin. Ama bakıyorsunuz bizimkiler, cennetle müjdelenmiş sahabiler, işte evliyalar, tescilli evliyalar, kerametlerini falan anlatıyor. Herkes de inanıyor buna. Bakalım ama şimdi Celaleddin Rumi'nin anlattıklarını kitabından ben alıntılar yaptım. Size göstereceğim inşallah. Şimdi bu beyit numaralarını verdim. Bu beyit numaraları bazı kitaplarda değişebiliyor. 3 aşağı 5 yukarı bu numaralar. Ben bu numaraları kontrol edebilirsiniz. Bu bir oğlancı hikayesi. Ben kitaptan kısaltarak aldım bu hikayeleri. Ben okumaya utanıyorum. Lütfen siz okuyun. Yani hikayeler okumayacağım inşallah. Şimdi yine bu iyi oğlancı hikayesi bir tane. Yani akla şöyle sorular geliyor. Yani bir oğlancı hikayesini bir evliya niye kitabına alıntılır, anlatılır, anlatır insana. Şimdi tabii günümüzde bazı insanlar bu hikayeleri reddediyorlar. Olur mu? Mesneviye bu eklenmiştir falan gibi şeyler söylüyorlar. Ama bu hikayeleri Celaleddin Rumi'nin tarikatı ve ardından gelen o ekole sahip çıkan insanlar savunuyorlar. Tevil etmeye çalışıyorlar, izah etmeye çalışıyorlar. Ama tabii ki bu hikayelerin pek izah edilebilir tarafı yok. Burada bir karı koca hikayesi var, evlere şenlik. Yani böyle bir cinsel fantazili hikayenin bir evliyanın kitabında ne işi var? Ama şöyle söyleyeyim, yani beni bu hikayeler ilgilendirmiyor açıkçası. Bu hikayeler insanlar, ne bileyim yani, bunlar hakkında yorum yapmayı tercih etmiyorum. Videoyu dinleyen insanların kendi tercihine bırakıyorum. Bu da bir çuvacının hikayesi. Bu da ilginç bir hikaye. Gülümsettiriyor açıkçası insanı okurken. Şimdi bu da bir cariyenin ve bir kölenin başından geçenler. Bu hikaye de oldukça ilginç. Tamamını okursanız aslında ilginç bir hikaye. Yani böyle evlere şenlik diyebileceğimiz gayet komik bir hikaye. Ama ben bunların üzerinde durmayacağım özellikle. Kabak hikayesi, bu çok meşhur bir hikaye. Gençlerin arasında bayağı popüler. Gençler bu hikayeleri genellikle bilir. İnterneti kullanan gençler. Bu hikayeye oldukça uzun, yine kısaltarak ben vermeyi tercih ettim. Eşekle kabak hikayesi. Kadının sonu kötü olmuş. Tabii ihtiraslarının kurbanı olmuş. Buradan ciddi bir hikmet almanızı bekliyor Celaleddin Rumi. Şimdi burada baba ile kızının cinsel sohbeti var. Tabii ben bu hikayelere baktığımda şunu görüyorum. Yani geçmişteki o dönemdeki insanlar cinsellikle alakalı çok fazla tabu sahibi değilmiş gibi bir izlenim ediniyorum. Yani düşünsenize, bir babanıyla kızı arasındaki böyle bir hikayeyi evliya denilen adam kitabına alıyor ve kimse buna itiraz etmiyor. Tabii yani çoğu insan kitabı okumadığı için itirazı haliyle edemiyor da. Ama bakıyorsunuz böyle bir alıntı yapması, kitabına böyle hikayeyi koyması, o dönemin insanların aslında bu tür hikayelere çok böyle alerjik şekilde yaklaşmadığını da gösteriyor.
Yani bu ilginç bir not olarak kaydedebilirim. Günümüzde bu hikayeleri biri anlatsa, yani ben anlatsaydım, bana sapık yaftası yapıştırırdı çoğu insan. Ve bana göre de haklı olurdu. Yani ne işin var senin böyle hikayelerle yani. Ben şimdi okumaya utanıyorum bu hikayeleri. Gelelim esas mevzuya. Esas mevzu Celaleddin Rumi'nde iki yerde geçen Allah dedi ki ifadesiyle zikrettiği, bu veliler benim çocuklarımdır. Şu altta da bakın, altta göreceksiniz, ifadenin tamamını aldım oraya. Velilerin arkasından konuşma diyorlar. Neden? Çünkü Allah veliler benim çocuklarımdır demiş. Düşünün. Burada bir, Allah'a iftira söz konusu. İki, Allah'ın ağzından yalan söyleterek şirk koşma söz konusu. Çünkü Kur'an'daki ayetleri ben size verdim. Hristiyanlar tek bir cümleyle Allah'a çocuk isnat etmekle şirke girdiğini Kur'an söylüyor. Celaleddin Rumi de birebir aynısını yapıyor. Bu veliler Allah'ın çocuklarıdır diyor. İşte bu esasen kardeşlerim şirkin konusudur. Çünkü Kur'an Allah'a çocuk isnat etmek şirk olduğunu söylüyor. Müslümanlar bakıyorsunuz Muhammed peygambere kainatın efendisi diyor. Oysa kainatın tek efendisi var Allah. Allah'ın sevgilisi diyor. Kur'an'ın tek bir yerinde Allah'ın sevgilisi ifadesi peygambere geçmez. Allah'ın sevgilisi yoktur. Sevdiği kul vardır. Ama kuldur, daha ötesi değildir, sevgilisi değildir. Bakıyorsunuz Celaleddin Rumi Allah'ın çocukları yapıyor. İbn Arabi değişik değişik ifadeler, yakında inşallah onun kitabına bir eleştiri yapacağım yine. Bakıyorsunuz bütün bu evliya olarak bilinen kişiler aslında çok tuhaf cümleler kurmuşlar. Kitaplarında oldukça tuhaf ifadeler var. Bu kitapları tabii ki toplumun çoğunluğu okumuyor. Okusa maalesef anlamıyor. Anlayacak bir entelektüel seviyeye sahip değiller. Dolayısıyla bize de bunları buradan kısaca göstermek düşüyor. Artık ister anlayan anlar. Buradaki benim amacım şu, insanların din adamlarını, özellikle din adamlarını dinlerken şüpheyle, kuşkuyla yaklaşması, söylediklerine temkinli yaklaşması ve aklını kullanarak yaklaşmasını istiyorum. Bu kim olursa olsun, ben de dahil olmak üzere, insanların sözleri sanki Allah'ın sözüymüş gibi dinlenemez. Onların sözlerini belli bir kuşkuyla dinlemek gerekir. Tabii burada Kur'an da önemli oluyor. Kur'an'a bakıp, Kur'an'la böyle bir bakış açısı oluşturup, sağlıklı bir bakış açısına kavuştuktan sonra bu din adamlarını o zaman dinleyebiliriz. Çünkü yanlışı doğrudan ayırt edecek bir bakış açısına sahip olmuş oluruz. Bu anlamda Kur'an'ı okumak bir Müslüman açısından çok önemli. Bu arada kendi kitabımı yine ücretsiz dağıtmaya devam ediyorum. Bana kitabımla alakalı mail atan herkese kitaplarımı ücretsiz veriyorum. Kısa bir açıklama yapayım. Çok fazla soru görüyor bu anlamda. Kitapların parasını nereden buluyorsun? Ben bir iş adamıyım. Maddi durumum da oldukça iyi. Kitapları da yüksek adette bastırdığım için şu an 1 lira 80 kuruşa mal ediyorum. Kitapların ücreti bir şey tutmadığı için ücretini de talep etmiyorum. Yani kimden işte 5 tane kitap yolladığım için 6 tane 10 lira para isteyeyim. Gerek yok, böyle bir şeye ihtiyacım da yok. Onların karşılığını inşallah bir gün Allah'tan alacağıma inanıyorum. O yüzden beni tanıyan insanlar zaten maddi durumun iyi olduğunu, bunları kendi paramdan karşıladığımı zaten biliyorlar. Bu açıklamayı da yapayım dedim. Çok fazla soru geliyor. Sen İsrail ajanı mısın, Amerikan ajanı mısın? İsrail ajanı sanki Kur'an'ı anlatıyor. Kur'an'ı okuyun diyor, aklını kullanın diyor. Celaleddin Rumi'nin sapıklarını sanki ortaya çıkarıyor. Eğer böyle bir İsrail ajanı varsa, Amerikan ajanı varsa şapkasını çıkartmak gerekir. Aklınızı kullanın kardeşlerim. Aklınızı kimseye kiraya vermeyin. Akıl çok değerli bir organdır. O aklı kullanırsak mutlaka Allah'ın izniyle, Allah da yardım ederse doğruya ulaşırız. Din adamlarını değil, Allah'ın sözlerini dinleyin. Allah'ın sözlerine kulak verin ve aklınızı mutlaka kullanın. Selam ve saygılar. Allah'a emanet olunuz. Telefon numaramı da verdim. Dileyenler bana mesaj edip arayabilir, sohbet edebilir, tartışabilir, görüşebilir. Selam ve saygılar. Hoşça kalın kardeşlerim.